3 milyondan fazla bakıma, yardıma muhtaç olan insan, imkanları hali hazırda çok da iyi olmayan komşu ülkelere sığındı. Bu ülkelerden biri de Lübnan. Suriye'de iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana Lübnan'a sığınan mülteci sayısı resmi kayıtlara göre 1 milyon 100 binin üzerinde. Ancak gayri resmi rakamlar 2 milyonun üzerinde olduğunu gösteriyor. Lübnan halkının geliri, yaşam şartları zaten kısıtlıydı. Buna rağmen Lübnan yönetimi baskı ve zulümden kaçan kardeşlerine kapılarını açtılar ve bugün ülke nüfusunun yarısı kadar Suriyeli mülteci Lübnan topraklarında yaşıyor. Lübnan, demografik yapısının değiştiği ve imkanları artık tükendiği gerekçesiyle geçtiğimiz Ekim ayında acil durumlar hariç Suriye'den gelen mültecilere sınırlarını kapattığını açıkladı. Bu da yeterli olmayınca 1940'tan beri uygulanan vizesiz geçiş sistemi kaldırıldı. Suriye vatandaşları daha önce sadece kimlik kartları ile Lübnan'a giriş yapıp oturma ve çalışma izni için ücret ödemeden burada istedikleri kadar kalabiliyorlardı. Zaten olması gereken de bu. Ancak dünyanın önde gelen ülkeleri Suriyeli mülteci sorununa karşı pasif davranıyorlar. Temennimiz, mültecilerin masrafları için Lübnan'a gerekli olan yardımların bir an önce yapılması ve Lübnan'ın da sınır kapatma ve vize uygulamalarını geri çekmesi. Peki Lübnan'da mülteciler hangi şartlarda yaşıyorlar? Bir bakalım. Suriye'ye sınırı olan ülkeler Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır mültecilerin %95'ine ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık olarak 4 milyon nüfusa sahip Lübnan'da 2 milyonu aşkın Suriyeli ve yaklaşık 500 bin de Filistinli mülteci bulunuyor. Buna karşın Lübnan'da Suriyeliler için ufak çaplı çadır kampları dışında resmi bir mülteci kampı yok. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında Lübnan Sosyal İşler Bakanı Raşit Dilbaz, mülteciler için iki ülke sınırının Suriye tarafında ilk etapta 35 bin kişi kapasiteli kamp kuracaklarını açıkladı. Suriyeli mültecilerin yaşadığı en büyük problemlerin başında barınma geliyor. Çalışma imkanı bulanlar ya da yanlarına getirdikleri parayı henüz bitirmemiş olanlar kiraladıkları odalarda yaşıyorlar. Ancak Suriyelilerin gelişiyle birlikte Lübnan'da kiralar 3-4 kat arttı. 3 odalı bir evin kirası 350 ila 450 dolar arasında değişiyor. Her odanın bir aileye kiralandığı, ortalama bir evin nüfusu ise 20 kişiyi buluyor. Barınma probleminin yanında çocukların eğitimi de ciddi bir sorun. 400 bini aşkın Suriyeli çocuğun yerleştirilebileceği yeterli sayıda ne okul var ne de bu kadar çocuğa ders verebilecek eğitimci mevcut. Evet, Lübnan'da Suriyeli mültecilerin yaşam şartları böyleyken Orta Doğu'yu etkisi altına alan kar fırtınası durumu daha da kötüleştirdi. Çarşamba günü ikisi çocuk, 4 Suriyeli mültecinin Lübnan'da donarak öldüğü haberini aldık. Lübnan'ın güneydoğusundaki Arsal bölgesinde kalan Suriyeli sığınmacılar sıfırın altında 7 dereceyi bulan dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışı altında hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA, Lübnan'ın kuzeyindeki Vadi Halit bölgesinde yaşayan Suriyeli mültecilere 180 paket gıda yardımı dağıttı. Ancak bunlar geçici tedbirler. Uluslararası toplumun derhal mülteciler sorununa müdahil olup, özellikle kış şartlarının daha da yoğunlaştığı bu zamanda en üst seviyede yardım planlaması yapması oldukça aciliyetli.